Türkiye'de yine bir şey yapılmak isteniyor. Bunu görmek çok mümkün. Neden bunu görüyorsunuz? Bir şey yapılmak istendiğinde ya ortam karıştırılıyor ya da kafadaki soru işareti sermayenin el değiştirmesi üzerine kurgulanıyor. Şimdi tam da burada karşımıza Koç ailesi çıkıyor ve Abdülkadir Selvi'nin bir süredir ve bugün dozu arttırarak söylediği ifadeler aklımıza geliyor. Şimdi bir tarafıyla tabii şu da var. Yani sadece sermaye olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Yani bir yaşam biçimi, bir kültür biçimi olarak da bakmak gerekiyor meseleye. Neden bunu söylüyorum? Erdoğan sadece işte böyle bir siyasal kafasındaki programı, sermaye değişikliğini, topyekün iktidar çevresi demek daha doğru belki, ortaya koymadı. Şunu yaptılar bir yandan da. Yani öyle bir yeni Türkiye misyonu ortaya çıkardılar ki bu yeni misyonda takımların bile içini boşaltmak istediler. Yani elbette Ali Koç Fenerbahçe'den bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Yani işte bir takım tutumlar ortaya çıktı ve bu noktalarda takımlara operasyonlar çekildi. Yani bunu net olarak görebiliyoruz. O operasyonların olmadığı noktalarda da tuhaf başka şeyler yapıldı. Ne yapıldı? İçini boşaltamıyorsan takımların karşısına başka takımlar koy ama bu da işe yaramadı. Yani şampiyon bir Başakşehir yaratıldı. Bana göre yaratılmıştır. Elbette sportif başarıları falan da olmuştur Başakşehir'in. İyi transferleri de olmuştur. Ama Erdoğan'ın yarattığı bir durumdu. Şimdi bunların bütününe baktığımızda yine insanın aklına böyle çok aklı başında şeyler, çok mantık içi şeyler gelmiyor. Tabii bir de Selvi'nin kişiliğiyle ilgili de bu değerlendirmeyi yapmak mümkün. Neden bunu söylüyorum? Abdülkadir Selvi iktidar seviciliğinden o kadar gözü dönmüş bir profil ki yani eski başbakanın oğlu Venezuela'da uyuşturucu yol değiştirmeye gittiğinde hayır efendim oraya maske götürdü. Bunu da torbayla götürdü diyebilecek kadar iktidar yanlısı olmuş bir kişi. Hatta iktidar yanlısı da denemez Abdülkadir Selvi'ye. Tam bir görev adamı. Şimdi buraya da baktığınızda aslında yazana değil yazdıranlara bakacaksınız. Abdülkadir Selvi'nin bir kalem olduğunu, kullanışlı bir kalem olduğunu düşündüğünüzde bunların Erdoğan, AKP iktidarı çevresinden yazıldığını ve esas amaçların çok büyük sıkıntılarla örüldüğünü görüyoruz. Neden? Çok önemli şeyler yazıyor aslında. Yani iktidar dilinden çok değişik bir kafa tarzını ortaya koyuyor. İşte Fethullah Gülenci olmakla suçluyor. Yani kendisi maklube kaşıklamamış ya da işte o Türkçe olimpiyatlarında dön artık Fethullah Gülen diye gözyaşı dökmemiş gibi. Bir tarafıyla işte Gezi durumu ön plana çıkarılıyor. Otel üzerinden, divan oteli üzerinden, divan otelinde gençlere yardım üzerinden. Bunları üst üste koyalım. Bir de tabii daha şaibeli durumlar da var. Bence Koç ailesinin bunu artık böyle toplumun gözünün önüne getirmesi de gerekiyor. Silah, tank ticareti, Altay Tank ve Mustafa Koç'un ani ölümü. Bunlarla beraber okunmalı diye düşünüyorum ben. Bunlarla beraber okuduğumda da çok büyük bir programın tekrar Türkiye'de hayata geçirildiğini görüyorum. Yine umuyorum ki yanılan tarafta ben olurum. Ya, tabii çok ciddi şeyler söylüyorsun. Çok korkunç. Biz neden bunlardan kurtulamıyoruz? Yani niye artık bunları geride bırakmayı başaran bir toplum olamıyoruz? Bir de bunu da sormak lazım. Neden bu kadar rahat işbaşı yapıyorlar?
hiç mi uslanmıyoruz? Yani bunların hepsi biz bir tiyatromuzu izliyoruz. Niye biz izleyeceğiz aslında? Bunu da sorgulamak lazım. Ben şimdi burada sana hak veriyorum. Asıl konuşulması gereken burada Suudi Arabistan karşısındaki maalesef Türkiye'nin acizliği, iki flash as takımının orada karşılaştığı, yaşadıkları pek çok sıkıntı, taciz, aşağılanma, her neyse adı, buna sahip çıkarmaması, sesini gür sesle duyurmaması, yani ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ya soyunma odalarına kadar polis giriyor. Orada şehitler için açılacak pankartı gidip alıyor polis. Böyle bir şey duyulamamıştır. Yani bunu bir devlet yaşadığı zaman, 100. yıl için kupa maçı orada oynanacak. Böyle bir devlet buna muhatap kaldığı zaman ki dediğim gibi Galatasaray, Fenerbahçe, yani isimleri önemli değil. O devletin bugün kupalarda oynayan, dünya liglerinde oynayan yılların prestijli takımları sahip çıkamamışsın. Bunun tantanasını yapamamışsın. Suudi Arabistan'a ne yapıyorsun sen diyememişsin. Ki zaten belki de baştan bunu da kabul ederek, bunu da halalleşerek gittiler. Yani bunu Ali Koç diyor ki biz defalarca bir protokol istedik. O protokol bize verilmedi ve hala verilmedi. Ama bu, şimdi burada konuşulması gereken konu bu. Sen bunu niye yapamıyorsun Suudi Arabistan'a? E yapamam kardeşim, çünkü benim ona çok borcum var. Yani ne yaptığını, ne kadar para geldiğini de bilmiyoruz. Hangi kaynaklardan, ne için, hangi üretim vesaire için olduğunu da bilmiyoruz. Sıkıştığı zaman Suudi Arabistan'dan para alabiliyor. E sen bunun tantanasını çıkardığın zaman gel kardeşim bakayım sen... Öde benim sana verdiğim borçları veya nedir ya, aralarındaki protokol nedir, Merkez Bankası'na para nasıl giriyor, nasıl çıkıyor hiç bilmiyoruz değil mi? Ellerinde nasıl aleyhimize kullanacakları, belki çok değişik protokoller var, o paralar öyle şakır şakır sayılıyor, bir sebep var yani. Dolayısıyla sen Suudi Arabistan'a karşı sesini çıkaramıyorsun. Orada yaşanan o aşağılamayı, o kötü muamelenin hesabını soramıyorsun. Bir devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onuruna yapılan bu saldırıya gerektiği şekilde karşı vermeyi en cılız banttan bile duymuyoruz, duyamıyoruz. Bunun sebepleri belli. Şimdi bu konuşulmasın, neden Atatürk'e karşı böyle bir hassasiyet varmış, bunu bilinmiyormuş, buna neden izin verilmiş, bu da konuşulmasın. Toplumdaki Atatürk hassasiyeti çok yükseliyor, bakıyorlar. Bu da mümkün olduğunca düşürülmesi lazım. Çünkü metropollerde İstanbul'u falan alacaklar. Bak Suudi Arabistan'da ne yaptılar, Türkiye'yi ne hale düşürdü bu AKP denmesin. E ne densin? Ali Koç FETÖ'cü. Aa, gerçekten mi? Ali Koç nasıl FETÖ'cü? Öyle mi? Ali Koç şunu yapmıştı, Ali Koç şunu etmişti. Şimdi inan ki Galatasaray başkanı için söylense bu kadar etkisi olmaz. Toplumda şimdi Ali Koç ismi başka bir isim. Koçların, Koç ailesine mensup bir marka. Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı olmasının ötesinde böyle bir ağırlık da var. E tabii ki bu konuşuluyor ve bu ver Allah ver Abdülkadir Selvi kendisinin çok ağır hırpalanacağını bilmesine rağmen Ali Koç'a bu saldırıyı yapabiliyor. Ben burada başka bir şey okumuyorum çünkü çok ciddi yara alacaklar, ama bunun üstünü kapatırken başka bir planı devreye koymak adına bunu kullanmak istemiş olabilirler. O konuda sen haklısın. Biz bundan bir sıyrılmamız lazım. Ya Ali Koç FETÖ'cüymüş. Peki Ali Koç FETÖ'cü kardeşim, biz onu konuşmuyoruz. Gel sen bize şunu bir anlat demeyi başarmamız lazım. Yani birisi için FETÖ'cü dendiğinde aman Allah FETÖ'cü. Ya onlara göre bakarsan kendileri değil ama herkes FETÖ'cü. Onların hiçbir şekilde sanki ya Fethullah Gülen'le beraberdiler. Bak Abdülkadir Selvi Fethullah Gülen'i gitmiş ziyaret etmiş edebilir. Ama sanki hiç öyle bir şey yaşanmamış. En korkunç şey, dünyada başına gelecek en rezil şey bir terör örgütü olarak isimlendirdiler ve o terör örgütü de herkesi üye yapmak. Sen bizim gibi düşünmüyor musun FETÖ'cüsün? Sen bizim gibi şu milli beka görmüyor musun? Vatan hainisin, teröristin, FETÖ'cüsün. Bu kadar. Ya Ali Koç'a da yapılan bu. Bunu böyle görelim lütfen ya. İstediği kadar yaşsın. İstediği kadar yaşsın. Ama biz diğer gerçeklerin peşine koşmaya devam edelim. Zaten Ali Koç yeterince açıklama yaptı. Bundan sonra ben FETÖ'cü değilim savunması gibi bir savunmaya hiç gerek yok. İnanın hiç gerek yok. Çok
Bu konuda o kadar çok katılıyorum ki sana. Yani zaten bu savunma nedeniyle başımıza ne geldiyse geldi. Muhalefetin de bu noktada hassas bir karnı var. Yani size kimin ne dediği çok ilgilendirmemeli. Çünkü çok ilgilenirseniz bununla, bunun üzerinden çok büyük bir plan, çok büyük bir oyun ortaya konuyor. Buralarda ya siz meczupsunuz deyip geçmek gerekiyor arkadaş. Yani Fethullah Gülen'le düşüp kalkan biz değildik. Maklubenin tadını bilmeyiz diyebilmek gerekiyor. Bunu demek yerine böyle çok çetrefilli yollara başvuruyorlar. O nedenden de bu iş bilhassa darbeden beri pek çok şeyin de arka planı olarak kullanılıyor. O nedenle dikkat çekiyorum. Sermaye değişikliği operasyonlarına, futboldaki operasyonlara, siyasetteki operasyonlara, bütün Türkiye'de ne kadar operasyon yapıldıysa şimdiye kadar yakın kısa dönemde Fethullahçılık tartışmaları üzerinden yapıldı. Pazarlıkları anlatsın AKP iktidarı o zaman bize. Fethullahçılık tartışmaları yaratıp iş insanlarından ne kadar servetler elde edilmiş, ne kadar sermayeler değişmiş, ne kadar kişilere Fethullahçı olduğu halde paylarını verdikleri için imtiyazlar verilmiş, bunları da anlatsın AKP iktidarı ya da Abdülkadir Selvi bir araştırsın, bizim yazılarımıza baksın filan, üşenmesin, yazsın, onlar üzerine tekrar konuşalım biz. Tekrar özgürce her noktayı ele alalım yani. Ama bunları bir dile getirsinler, bu yazdıklarımıza bir baksınlar.